Merhaba arkadaşlar, ben Melik Usay. Bugün sizlere make-up nedir, nasıl kullanılır ve ne işe yarar konuları üzerinde duracağım. Öncelikle arkadaşlar make-up hazırladığınız mesela bir tişört tasarımı yapıyorsunuz. Ancak yaptığınız tişört tasarımının tişört üzerine nasıl gözükeceğini merak ediyorsunuz. Ama bunu görmenizin bir yolu olmadığını zannediyorsunuz. Ancak var. Bunlara make-up deniyor arkadaşlar. Make-up yani hazırladığınız bir şeyi bir görselin üstüne bir cismin üzerinde sanal yolla gösterme diyebiliriz. Yani sanal gerçeklik de denebilir. Gördüğünüz gibi burada bir bardak var ve bardağın üstünde Melik Usay Kaya yazıyor. Ben bu tasarımı yaptım ve bunun üstünde bu şekilde duracak. Bunu öğrendim. Şimdi siz bunu kendi şeylerin üzerinde nasıl kullanacaksınız? Make-up anladınız sanırım. Şimdi make-up nerelerden bulunur? Make-up arkadaşlar en iyi 3 siteyi söyleyeceğim ben size. Originalmakeups.com. Bu sitede arkadaşlar tamamen make-upları bulabilirsiniz. Gördüğünüz gibi free make-ups. %100 hepsi ücretsiz. Make-ups'a giriyorsunuz şuradan. Buradan arkadaşlar burada hiçbir şey yapmazsanız bütün şeyler bunlar. Ben mesela bardak tasarım olarak bunu indirmiştim. Şurada bir şey vardı, onu sildim. Mesela buraya da benim logomu koydum. Aynı renkleri kullandım. Örneğin böyle bir şişe tasarımı yaptınız. Nasıl gözükeceğini merak ediyorsunuz. Mesela Android bir uygulama geliştirdiniz. Uygulamanızın nasıl gözükeceğini merak ediyorsunuz. Sonra gördüğünüz gibi yani burada çeşitli şeyler var. Buradan sayfaları atlayabilirsiniz. Şimdi Graphics Burger, Graphic Burger, Burger, Burger yani. Graphic Burger diyelim biz, .com diye bir site var. Bu sitede arkadaşlar çeşitli şeyler bulabilirsiniz. Icons, Premium Icons falan filan. Make-ups'a giriyorsunuz buradan. Gördüğünüz üzere dediğim gibi tişört. Mesela bir kadın tişörtü hazırladınız. Nasıl gözükeceğini merak ediyorsunuz gördüğünüz gibi. Ardından bir poster hazırladınız. Posteriniz reklam panosunda nasıl gözükecek? Kitap kapağı tasarımı yaptınız mesela. Ya da A4 bir resim hazırladınız. A4 kağıt boyutunda. Ya da böyle bunu bilmiyorum. mesela burada bir damga. Damga işareti. Burada mesela Samsung Galaxy S6 make-up'ı bulunuyor. Burada çeşitli şeyler bulabilirsiniz. Çoğunlukla bu sitede teknoloji üzerine yoğunlaşmış. Diyeceğim de yani. Çeşitli bir site açıkçası. Şimdi hakkını yemeyelim. Evet, indikçe baya baya var yani, gördüğünüz üzere baya iniyor bu. Böyle. Diğer bir site arkadaşlar freepik.com. Aslında bu siteyi en son tanıtmamın sebebi arkadaşlar. Freepik.com bir grafik sitesi değil. Başka grafik sitelerinden grafik sitelerinde bulunan şeyleri, ücretsiz şeyleri buraya taşıyor. Yani kendi sitesine link taşıyor. Siz mesela bunu indirmek istediğinizde Free Download dediğinizde mesela başka bir siteye yönlendiriyor. Orijinal sitesine indirmenizi sağlıyor. Yani gerçekten çok güzel bir site Freepik. Sadece make-up değil, her türlü şey bulabilirsiniz. Vektör çalışmaları. Mesela ben buraya yani stok fotoğraf arasam bulabilirim diye umuyorum yani. Gördüğünüz gibi böyle bir logo tasarladınız, nasıl gözükmesini istiyorsanız. Gördüğünüz gibi birçok şey. Burada tişört make-up galiba bu. Yok, tişört make-up'ı değilmiş. Yani gördüğünüz gibi bir sürü şey bulunuyor. Evet, şimdi ben bir make-up indirmiştim arkadaşlar. 3D Wooden logo make-up'ı. Şimdi arkadaşlar bu make-up'ların içinde bir PSD dosyası oluyor. Bu PSD dosyasını açıyoruz. Gördüğünüz gibi birazcık geç açılıyor. Çünkü yani çok efekt oluyor. Yani böyle yani gördüğünüz gibi bu 3D efekti falan bayağı, yani şu gölgeler falan. Gördüğünüz gibi efektlerde bayağı bir efekt bulunuyor. 3D efektinden tutun shadow efekti falan. Gördüğünüz gibi burada your logo hair double click thumbnail diyor. Yani böyle şeyler yazar genellikle. Mesela o dediğim make-up'ı şimdi bulamam da. Evet, şunun make-up'ını bulamam şu an. O yüzden kusura bakmayın. Mesela onda da mesela birinci yani iç kısmı ve dış kısmı olarak iki bölümden oluşuyordu o da. Şimdi Wooden Craft böyle yazıyor. Ben bu yazıyı değiştirmek istiyorum. Kendi logomu koyacağım. Şuradaki yeri akıllı nesne bu. Fark ettiyseniz şurasında bir akıllı nesne işareti var. Buraya çift tıkladık.
Bunu bir daha göstereyim demeyelim, tamam diyelim. Gördüğünüz gibi Woodencraft 2'de ama burada 3'de gözüküyor. Çünkü hepsi efekt. Şimdi ben buraya kendi logomu attığım zaman benim logom da 3'te, benim logomun da 3'te gözükmesi lazım. Şimdi açıyorum buradan belgelerimiz. Tabii ki belgelerim değil, pardon. Masaüstü ve tasarım diye bir klasörüm var benim. Logo, gördüğünüz gibi logom burada. Siyah burası. Ben de logomu siyah koyacağım. Şunu gizleyebiliriz. Bunu açtık. Ctrl T yaptım ve Shift ve alt tuşuna basarak köşesinden çekmeye başladım. Böylece eşit bir şekilde büyüdü. Gördüğünüz gibi bu şekilde büyüttüm. Aynen arkadaşlar. Buradan Ctrl C kısa yoluyla ya da kaydet diyerek kaydediyoruz. Burada saving yazıyor. Saving %100 olduğunda akıllı nesneler güncelleştiriliyor diyor. Çünkü fark ettiyseniz bu bir akıllı nesne yani. Evet, birazcık bekletecek burada. Bilgisayar hızınıza göre değişir. Evet, buradan kapattım. Evet, gördüğünüz gibi oldu. Şimdi bunun bir arka planı var. Örnek görselli. Gördüğünüz üzere şurada bir yerde olması lazım. Yani burada değilim. Şurada bir yerde. Arkasının yani arka plan olması lazım ama yok gördüğünüz üzere. Bu arka plan genellikle RAR dosyasının için oluyor. BG yani background demek, arka plan demek. Place inside PSD diyor. Atıyoruz içine. Evet, yükleniyor. Evet, gördüğünüz üzere arka planımıza geldi şöyle. Birazcık büyütmemiz gerekiyor. Tamam dedik, enter dedik ve bunu aşağı alıyoruz. Siz arka planı değiştirebilirsiniz. Gördüğünüz üzere çok güzel bir efekt. Bu make-up'lar çok işinize yarayacağını umuyorum arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bana destek olmak istiyorsanız videoyu paylaşıp kanalıma abone olabilirsiniz. Ve Facebook sayfamın linki tekrardan söylüyorum aşağıda. Facebook sayfamdan bana çeşitli tasarım isteklerinizi yollayabilirsiniz. Şu aralar biraz yoğunum. Okul bitti bitiyor ama birazcık yoğunum yani. Kusura bakmayın, o yüzden biraz gecikebilir tasarım istekleriniz. Ve beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve tekrar söyledim bunu. Kanalıma abone olup videoyu paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.